Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima'allemtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bana Kur'an-ı Kerim'de tartıp bu içe keladigan 49. sure, Hucurat suresini okuyarken dedik. Estağfirullah. وَعْلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُط۪يكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنْ حَبَّبَ اللّٰهُ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ve bilinler ki aralaringizde Allah'ın peygamberi var. Eğer o köp işlerde sizlerge boyunsunsa, yani Allah'dan vahiy nazil buluştan avval sizlerge boyunsun adıyan bulsa, elbette sizler bala musibetlerge düşer bulur edinizler. Lekin Allah sizlerge imanını suyukli kıldı ve onu dillerinizge çırali görsetti. Hem de sizlerge küfürünü, itaatsizlikini ve isyanını yaman kılıp koydu. Ana köşeler yine doğru yolge yürgü ucu zatlardır. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ. Lekin Allah Teala sizlerge imanını suyukli kıldı. Yani siz bilen bizi kalbimizge iman çırali bulup göründü, kalbimizge mahbub oldu. Bu Allah Teala'nın siz bilen bizge verirken fazla. Kimlergedir bana şu iman, itikad çırali bulup görünmüydü. Taksi maşinasıge klient oturdu, ayol kişi. Bir damlanın maruzasını kopuyken, öçütçe onan deydi. Açır ananı deydi. Koy bir de müzikanı ananı deydi. Yani bana şu insanın kalbide iman çırali nersemez. İbadat, etikad de genese, kereh nerse. Sebep Allah-u Teala onun kalbide imanını çırali kıyanıyor. Yani siz bilen bizge çırali kılıp Allah-u Teala'nın fazla. Bu hayatın birkaç manaları var. Eğer Allah Azze ve Celle birincisi, kalbinde, kalbin hakikatini bilişke, rağbatlı ekenliğini körse, ana şu hakikatke mail koyadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ إِسْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِ الرَّحْمَنِ. Bandalarının kalpleri Allah Ta'ala'nın barmaklarından ikkitesinin arası da duradı. يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَى. Allah Ta'ala hohlagan tomonga burib koyadı. İnsanın kalbini. Eğer Rab Azze ve Celle hakikatini yüzüge çıkarmakçı ekenliğini körse, kalbini bana şu hakikatki mail koyadı. Hak mahbub boladı. Kalbinde hakikat yokadı. Yok ki eğer bunu aksi boladı yan bosa, fakat fisk-ı fucur, masiyet gene közüzge çırali bolup körünü oradı. Demek iman kalbimizge çırali bol ekenliği, Allah Ta'ala onu bizge çırali kıp koygenliği den. İkinciden, insanlı tabiatı da Allah Ta'ala'nı tanış ve unga bo'lgan itoatga moyillik bor. İnsan bolası Allah'a itoat qilganda xotirjam bo'ladi. Allah'a duo qilganda xotirjam bo'ladi. İmonga kelib, iymonida e'tiqodida mustaqim bo'ladigan bo'lsa, nafsida xotirjamlikni topadi. Masalan, musulmon kishi janomozga turib namoz o'qiydi, qo'lini ko'tarib Rabbisiga duo qiladi, qalbi shu bilan bo'shaydi. Yani g'amini, dardini haqiqiy egasiga nima qiladi? Aytib oladi. Agar bir tekkiz yo'lda ketayotgan bir mashinani bir tasavvur qilsak, tekkiz yo'l, hech qanday bir o'ydim chuqur yo'q, pasbalatlik yo'q, mashina qiylanmasdan tekkiz ketadi. Mana shunga moslangan. Endi do'mli bo'lsin, o'ydim chuqur bo'lsin, tosh bo'lsin, g'ish bo'lsin, o'rmon bo'lsin, bu mashinani yurishlik qanday bo'ladi? Ha, yuradi u yerda, o'sha mashina. Lekin tekkiz asfaltda ketayotganda hech qachon bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshagandek, insonning qalbi Allohning zikri bilan orom bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub dedi Alloh taolo. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikr qilganda, eslagandagina orom oladi. Inson dunyoda xotirjamlikni, osoyishtalikni istaydi. Va mana shu osoyishtalik yetishlikka sabab deb pulni tushunadi, sog'likni tushunadi.
Ama insan ana şu osoyishtalikka yetmeydi eğer Allah'ını zikir kılmasa. Demek Allah da Allah siz bilen bizi özünü zikirini kıladıkken, özünü ibadetikken bir mail kılıp siz bilen bizi yarattı. Şimdi bu yanımızda yine kalplerimiz hatırcan baladı. Gerçi pulumuz bulmasayam, gerçi asparlarımız hırap olsayam, gerçi. Ala bi zikirillahi tatmainnul kulub. Agah bulaylar, kalpler fakat Allah'ını zikirin bilen yine aram oladı. İnsanın rahatı Allah'ını tanış bilen ve onu hükümete sabit duruşlu bilen rayapke çıkadı. Eğer kişi haktan yüz ögürse, Rabbisini zikir kımaya koysa, özü hahaligende kayış ediyen bosa, özünü azabı meşakkatke, kalplerini katıp geçişige, şak, gümallar köçesige yapkirip koyadı. Onda bu olmasını için Allah'ın hükümeti kaçlığı gereği buladı. Allah da Allah kimini ikram kılmakçı bosa, adamlarının kalplerige onun muhabbatını sap koyadı. Qaytaramiz. Alloh bir bandasiga izzat ikrom ko'rsatmoqchi bo'lsa, shu odamni boshqa odamlarni yaxshi ko'radigan qilib qo'yadi. Nariga odamlarning qalbiga muhabbatni Alloh taolo solib qo'yadi. Qarang. Aytdik, odamlarning hammasini qalblari hadisda aytilgandek, xuddi bitta qalb ushlanganidek, Alloh taolaning barmoqlaridan ikkitasini o'rtasida turadi, xohlagan tomonga buradi. Ro'parangizda turgan odam sizdan mansabli bo'lishi mumkin. Kuvvetli, boy bo'lishi mumkin. Lekin Alloh uni qalbiga muhabbat solib qo'ygan bo'lsa, sizni yaxshi ko'raveradi. Bu Alloh taoloning qo'lidagi narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma akhlasa 'abdun lillahi illa ja'ala qulubal mu'minina taqfu ilayhi bil mawaddati va rahma." Bandaga mana Rasululloh aytadilar, banda agar Allohga ixlosli bo'lsa, muxlis bo'lsa banda Alloh mu'minlarning qalblarini unga nisbatan muhabbat va rahmat bilan moyil qilib qo'yadi. Musulmonlar yaxshi ko'ryapti. Mu'minlar yaxshi ko'ryapti bir odamni. Bilinki shu odamni qalbida ixlos borligiga dalolat qiladi. Albatta endi bu yerda mu'minlarning ommasi nazarda tutiladi. Masalan, bir toifa, bir guruh, bir partiya, bir jamoani vakili bo'lgan odam u faqat o'zini guruhining odamini yaxshi ko'radi. Bunaqalar yaxshi ko'rmaydi hammani. Biz bularni nazarda tutmayapmiz. Umuman musulmonlarda aytyapmiz. Umumiy suratda musulmonlar yaxshi ko'ryaptimi bir odamni? Qalbida bir mehr bormi shunga nisbatan shu yaxshi ko'rilayotgan odamni qalbida ixlos borligiga dalolat qiladi. Ammo bu yerga aytayotganimizdek, mana nima deydi? Komandani futbolkasini kiyib olgan bo'lsangiz, avtomatik nariginga nima qilasiz? Yomon ko'rishingizga sabab bo'lmasa ham yomon ko'raverasiz. Chunki u futbolga shuni taqozo qiladi. Kimni qalbi Alloh taologa nisbatan muhabbat bilan to'lsa, dunyo oxiratda saodatli bo'ladi. Bir do'stimiz aytadi, "Men salomatchilikka bir zarari bor narsani qattiq yaxshi ko'rardim. O'lgunimcha shuni tashlamasam kerak deb o'ylardim." Tushunarlimi? O'lguncha tashlamasam kerak deb o'ylar edim. Ammo Allohni taniganimdan keyin Alloh taoloning bir yordami bilan osonlik bilan tashlab yubordim. Hozir shu narsani ko'rsam yoki shu narsani qilayotgan odamlarni ko'rsam yomon ko'raman dedi. Ya'ni javob chiqdi o'z-o'zidan. Nimaga shu sigaret tashlamayotganlar nima uchun tashlamayotganligi? Agar sizning qalbingizda Allohga bo'lgan muhabbat to'lgan bo'lsa, u uchun bu narsani tashlab yuborishlik, Allohning roziligi uchun bu sigaretni tashlab yuborishlik hech narsa bo'lmay qolardi. Ma'qulmi? Demek şu sigaret taşamayapsa mı? Özü bilasız taşaş gereğiyle gene. Geçe bir tane soru yaptı. Sigaret bilen de yaptı. Nas hakkında Kur'an'dan ya ki hadisten bu hüccat iz var mı? Doğdu. Minnese diyamadım de yaptı. O orka adamge hüccat keltirizden taşamaydı özü aslada. Mesela faraz kılıylar. Öşü sigarette ya ki nasıl da özüge halal diyekken adamge aytaylik. Maşa ilahim ilahında hemmeyler aileler bile oturup nasıl çekiyorlar, sigaret çekiyorlar. Deyin de siz nasıl alıp da dezge abarayın, kız izge çektirin deseyiz gaşkeler hali gel bizden. Ama yiyekken şaşlayıp yüyem abarayın, somordaki aşizden bir tabağda yüge abarayın, balaşa kızımla oturup somsa yiyin deseyiz bunu açık iken miydi? Yani akıllı dalil. Sigarette haram ekenliği, nasıl da haram ekenliğine siz birader hacat hana gekirken de sigaret çekerkenliğiz, çekerkenliğinizde ispatlı yapsınız özü. Maşı hiç kim non yemeydi hacat hana da. Senge bu hüccet dalili kereki yok. O zaman aklın aytıp durup da.
Ama bu ege tekenimizdeki kalbi de hala Allah'a bugün muhabbeti yok bugünlük için ne makul uğradı o? Hüccet soru uğradı. Hüccet soru uğradı. Demek kalbler Allah'ta olanı kulu da siz bilen bizi kalbimizde imanını mahbub kuyken Allah'ta Allah'a hamdü sanalar olsun. Ha siz bilen bizi kılıyken ibadetlerimizden topuyken huzurda düşünmeyenler dinden uzağa bugünler. Bizge göre rahmi keledi, beçaralar deydi. Ruzu tutu yaptı deydi, ıstıklı günü de deydi. Beçaralar deydi, soğuda varıp deydi, namaz, taharat kılıp namaz oku yaptı deydi. Bu gafırlar kayadan bilsin bizi topuyken huzur halavatımızı. Lekin Allah da Allah sizlerge imanını mahbub kıldı. Ve közüylerge buna sana çilalı kılıp kürsetti. Kengi ayet, 9. ayet. Estağfirullah. Ve in taifetani minel mu'minine iqtatalu fe aslihu beynahuma. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Ey mu'minlar! Eğer mu'minlardan bulan iki taifa birbirleri bilen uğruşup kalsalar, derhal onlarının ortasını oynayıp koyunlar. Şimdi eğer onlardan bravo ikincisinin üstüge tecavüz kılsa, bas, ta tecavüzkar taifa Allah'ın emriye kaydgünüçe sizler tecavüz kılgen taifa bilen uğruşunlar. Şimdi eğer o taifa tecavüzkarlıydan kaysa sizler derhal onların ortasını adalet bilen oynayıp koyunlar. Mudam adalet kılınlar. Zira Allah adalet kılıçlarını suyur. Ve in taifetani minel mu'minine iqtetalu. İkide mumun taifa birbiri bilen uğruşsa. Kadın. İkide mumun taifa birbiri bilen uğruşsa Allah Teala onlarda mumun diye yaptı haliyen. Birbiri bilen uğruşuyken özü onlardan milletten çıkarıp koymaydı. Onlarda kafir koymaydı. Onlar asi. Onlar haddan aşken lakin mumun. Ha, o kafirde varışlık asan işmez. Hop, ikide Müslüman taifa ortası da uğruş bol yaptı. Kelişme avçiliği bol yaptı. Kandeyi halkılanadı. Kim halkıladı? İkide Müslüman da ortası da muamma boyan da onu gayredin boyan üçüncü adam halkı mıydı? Müslümanlar da orası da buradayken muammanı halkıladırken fakat Müslüman adam buluş gerek. Kaçanı ki Müslümanlar öz ara buradayken muammalarını halkılışta hakem kılıp gayredinler de ortaya yap girerken bu müşkülerlere tüge miydi? Belki köpeği ise köpeğe ki azeye miydi? Makul mu? Taşkarıdan hakemlik gereği yok Müslümanlarga. Eğer Allah da hükümün amalga aşırışmasa Peygamber de sünnetin tatbik kılışmasa, gayri dinlerde hep kaptırı ortaya hakem kılalıyan olsa, yütküze alıyanlar fakat Müslümanlar buladı. Demek asıl nasıl şu ki, Müslümanlar da ortasındaki muammalarını fakat Müslümanlar hal kıladı. İktidal sözü, katıl kılış, uruşluk manası da, torra olsa, birbirini öldürüşü, birbirine uruşuşu. Şimdi kengire alıyan olsa, husumatlaşıp kalışlık, arazlaşıp kalışlık, adavatlaşlık, bana şunlarım iktidalı manası, orasıya, manası aslıya kirip getirdi. Eğer iki talaş etken, iki de bir uruş etken mumun tayfanı körseler, ıslah kılıyorlar. Bana iki de Müslüman tayfa uruşu yaptı, bir yerde üçüncü tayfayan var. Şu müşküle getirmeyen Müslümanlar. İki de Müslüman tayfa uruşu etken de onlar dişini mi? Halis tayfa. Bunlar da ortasını ıslah kılıçlık. Bana şu üçüncü taifa geti yaptı Allah Teala, sizler ıslah kılıyorlar. Menge ne var? Türmeler bir çekede. Menge alakası yok. Menden soruyken yok. Yok, üçüncü taifa şu müşkülede kolu boğmayanlar, ıslah kılıçlığını Allah Teala büyürü yaptı. Islah kılıyorlar. Kale kıl ıslah kıladı. İkkele uğruşurken tamamını, husumatlaşırken tamamını Allah'ın kitabına çakırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine çakırdı. Hakka boyun sunuşluğuna çakırdı. Hop, bana indi. Bu Müslümanlar da ortası da kim zalim, kim mazlum? Kim haddinden aşı yaptı, kimki zulüm kılını yaptı? Kim belgeleydi onu? Kur'an belgeleydi, sünnet belgeleydi. Doğru mu? Ha? Manaka manaka kıldı. Ne doğru da doğru mu? Da fikir... Siz özünüzü fikrinizden kep çıktı, ona o doğru, ona ne doğru demeyin. Siz Müslümansız buralar. Kitabı sünnette ne değilken, şeriatımızda ne değilken bana şu meselede. Şeriatı bana bunu değil, bana bunu değilken demeyi monotoman haddına aşıptı. Lekin taassuf, bana şu kimi hak, kimi nahaklığını belgeleykenimizde, şeriatta biz özümüzge, asas kımiyimizde, özümüzü, fikrimizi, düşüncemizi, tasavvurlarımızı hüccet koyamız. Ve
Ana endi ikkita toifa bir-biri bilan husumatlashyapti, urushyapti. Uchinchi tomon ularni islohga chaqirdi. Shunda shu tortishayotganlardan bittasi bo'ldi. Men Alloh va payg'ambarning hukmiga roziman, bo'yinsundi deb to'xtadi. Ammo ikkinchi tomon unamadi. Mana endi musulmonlar hammasi bir bo'lib Allohning hukmiga bo'yinsunishni xohlamayotgan bilan urushadi. Fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ana shu haddan oshayotgan, hukmga ko'nmayotgan toifaga qarshi hamma musulmonlarni Alloh taolo urushinglar deb buyuryapti. Allohning hukmiga ko'nmayaptimi? Demak, musulmonlar bilan u urushlikka majbur bo'ladi. Shuning uchun bir musulmon ikkinchi musulmonga zulm qilayotganda yoki tajovuz qilayotgan paytda ming marta o'ylanadi. Agar men haddimni ossam, hamma musulmonlar menga qarshi bo'lib qoladi deydi. Shu bilan zulm yo'li to'siladi, shu bilan tajovuzning yo'li to'siladi. Endi agar ulardan birovi ikkinchisining ustiga tajovuz qilsa, bas to tajovuzkor toifa Allohning amriga qaytgunicha sizlar ular bilan, ya'ni haddidan oshayotgan toifa bilan urushinglar. Endi agar ikkala tomon ham Allohning hukmiga roziman desa, mushkula nima bo'ldi? Tamom bo'ldi, mushkula hal bo'ldi. Xo'p, ikkala tomon ko'ndi, xo'p dedi. Endi nima qilinadi desa, fa aslihu baynahuma bil adli va qisitu. Ikkala tomon ko'ndi. Sizlar darhol ularning o'rtasini adolat bilan o'nglab qo'yinglar. Adolat bilan. Ikkita musulmon urushdi, ikkita toifa. Uchinchi toifa musulmonlar kelib ularni isloq qildi. Ikkalasi Allohning hukmiga ko'ndi. Endi nima qilish kerak? Endi mana shu isloq qilishlik adolat bilan bo'lsin. Agar adolat bilan isloq qilinmasa, birini haqqi ikkinchiga o'tib ketadigan bo'lsa, ikkinchisiga o'tib ketadigan bo'lsa, mushkula hal bo'lmadi. Endi isloq qilishga keldik. Kimi foydasi olinadi? Birinchi toifanimi, ikkinchi toifanimi? Kimi foydasi olinadi? Musulmonlarning ommasi, ko'pchilik musulmonlarda foydasi tomon olinadi. Ozchilik emas. Ya'ni biz ana shu talash-tortishayotgan toifani bittasi edik. Shariatda mana bunday deyildi. Shu omma musulmonlarning foydasi dedi, lekin bizni zararimizga bo'ldi. Adolat bo'lmadi deyilmaydi shunda sizga yoqmaganligi uchunlar. Musulmonlarga shu foydalimi? Bo'ldi, to'xtaysiz. Shunda iymon bo'ladi sizning qalbingizda. Ya'ni sizga qandaydir nojo'y ish bo'ldi nazaringizda, siz bo'ldi, avf qilib qo'ysiz, musulmonlarning foydasiga bo'ladi. Siz xo'p deb qo'ying, sizga ozgina zarar bo'pti, lekin shuni ko'tarib qo'ying, shu bilan musulmonlar o'rtasida tinchlik bo'ladi, osoyishtalik bo'ladi desa unamayapsiz. Siz o'zingizni kichkinagina jamoatingiz yoki bitta shaxsiy foydangizni musulmonlarning umumiy foydasidan ustun qo'yishlikka haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Endi kim Allohning hukmi aytilganda ham bo'ysunmayotgan bo'lsa, demak, bu odam o'zini shaxsiy manfaati uchun, dunyo uchun nima qilyapti ekan? Urushyapti ekan. Xo'p, mana ikkita musulmon toifa urushdi. Bittasi hukmga ko'ndi, ikkinchisi ko'nmadi. Bu bilan urushib bo'ysundirildi. Urushib bo'ysundirildi. Endi unga qilinadigan muomala qanaqa bo'ladi? Birodarlar, ularda asrlari jarohat olganlari bo'lsa, qatl qilinmaydi. Ular asir olib yoki ayollari, bolalari qul cho'riga aylantirilmaydi, chunki mu'min ular. Agar kofirlar bilan urush bo'lganida bolalari, o'zi, mol-mulki qul cho'ri qilib g'animat qilib olinar edi. Garchi haddidan oshgan bo'lsa ham, garchi tajovuz qilgan bo'lsa ham bu mu'min. Kofirlarga nisbatan qilingan muomala ularga nisbatan qilinmaydi. Ubodo ibn Somit roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: Bay'ana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ala sam'i va to'a fil manshati val makroh va alla nunaziya amra ahla. Rasululloh bizdan yengil kunda ham, og'ir kunda ham quloq tutish va itoat qilishga hamda ishning egalari bo'lganlar bilan talashib totishmasimizga bay'at olganlar. Ya'ni musulmonlar yig'ildi, mana bu hukm deyildi, shariy hukm. Shu hukm aytildimi? Endi quloq solishlik kerak. Garchi sizga yoqmayotgan bo'lsa ham, garchi sizni foydangizga bo'lmayotgan bo'lsa ham. Yana qaytarib aytamiz, isloq qilishlikda musulmonlar adolatga qattiq e'tibor berishlik kerak. Chunki isloq qildik deb qo'ydingiz, adolat qoyim bo'lmagan bo'lsa, bu mushkula yana bir kun ko'tarilishligi bor. Bu oyatdan yana oladigan xulosalarimiz, birinchidan zulm ko'rayotgan toifaga yordam berishlik kerak. Men ishim nima? Menga nima?
deb o'tib ketishli musulmonda ish emas. Ya'ni bir zo'ravon mahallada sal quvvati yo'q odamga borib uryapti yoki bo'lmasa unga zulm qilyapti. Iymoni sizni mana shu zaifni tarafini olishlikka majbur qiladi, agar iymon bo'lsa. Tushunalingmi? Agar bir toifa ikkinchisiga tajovuz qilayotgan bo'lsa, tajovuz qilayotganlar bilan urushinglar deyapti. Innama o'tib keta olmaydi. Indama o'tib keta olmaydi. Bu iymonning taqozosi. Befarq turishi mumkin emas. Agar musulmonlar, qani ikkita musulmon urushib qolsa, quvvati ketadi. Alloh taolay aytadi: "Va la tanaza'u va tafshalu va tadhhaba rihukum." O'zaro talashib tortishmangizki, u holda sustlashib kuch-quvvatingiz ketur. Bu shariy hukm. Bir chekida turish yo'q ekan-a. Nima deymiz endi? Shu menga nima degan narsa siz bilan bizni musulmonlar orqaga qaytarib yubordi. Oddiy misol, yosh bola mashinani minib olib, vozlatib yoqib o'tyapti, vozlatib yoqib o'tyapti. Bir bo'lmasa ikkinchisi bir balani urib olishi yoki birovga bir jarohat yetkazishi bor. Innamay turibsizmi? Siz iymon taqozosi bo'yicha ish qilmayapsiz. Bosib kelyapti shangitib, ko'chalarimiz shang bilasizlar. Nima qilyapsiz? O'tib ketyapsin deb o'tib turasiz maqqa. To'g'rimi? Menga tegib ketmasin. Menga tegmasa bo'ldi. Indamayapmiz, o'shuna qilib yuribdi. Zolimdi birodarlar, zulmida davomiy bo'lishiga sabab nima? Odamlar indamayotganligi. Bir marta yurdi, bir marta tanbeh berdi, ikki marta tanbeh berdi. Keyin nima qiladi u? Indamayotganligimiz mana shu zulmni o'sishligiga yordam beradi xolos. Xo'p, demak, birinchidan zulm ko'rayotgan toifa bo'lsa, unga yordam berishimiz kerak. Meni ishim nima deb befarq o'tib ketmasligimiz kerak. Yana qaytarib aytamiz, bu yerda faqotilu urushinglar degan so'z faqat qilich ko'tarish emas, nasihat qilish ham shunga kiradi. Endi haddan oshayotgan toifani o'rniga qo'yish kerak, xatosini tushuntirish kerak, chora qo'llash kerak, to o'ziga kelsin, haddidan oshmasin, shunda adolat qoyim bo'ladi. Mana bir oyatni o'qiymiz hozir. Menga nima deyishlikni oqibati nima bo'lishini ko'ramiz. Astag'idu billah. Wa ma kana robbuka liyuhlikal qura bizulmin va ahliha muslihun. Parvardigoringiz u shaharlarning aholisini zulm bilan halok qilgan emas, agar ular o'zlarini isloh qiluvchi bo'lsa. Ya'ni muslihun degani isloh qiluvchilar. Biz o'zimiz solih inson bo'lishimiz mumkin. Lekin bu solih bo'lganligimizning o'zi bizga keladigan balodan bizni saqlay olmaydi. Biz muslih ham bo'lishimiz kerak. Solih degan o'zi yaxshi odam, muslih boshqalarni ham tuzatadigan odam. Agar bir qavmning ichiga balo kelib, yomonlarini kasofatga kelsa, solihlar ham qo'shilib ketaveradi. Chunki nima qilmaganida? Isloh qilmaganida. Demak, o'zimizni yaxshi bo'lganligimiz yetmaydi. Yonimizdagilarni nima qilishimiz kerak ekan? Isloh qilishimiz kerak ekan. O'zingiz parayadishni bo'lganligingiz yetmaydi. Yonizdagini ham paradkiga chaqirasiz, iymon e'tiqodga chaqirasiz. Bu iymonni siz bilan bizdan talab qiladigan ish. Alloh taolay aytadi: "Astagfirullah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa." Shunday bir fitnadan qo'rqinglarki, shu fitnaga, shu baloga loyiq bo'lganlarni o'zlariga yana tegmaydi bu, sizlarga ham tegadi. Qaytaramiz. Shunday bir balo kelishlikka loyiq odamlar bor ichimizda. Shularni isloq qilmasak, bu kelgan balo faqat ularni o'ziga tegmaydi. Yoppasiga tegadi. O'rmonga o't ketsa, o'rmonga esa o't ketsa, ho'li quru teng yonadi. Shuning uchun jon birodarlar, bir so'raylik o'zimizda. Bilasizlar, mana islomda 5 ta ustuni bor. Iymon, namoz, roza, zakot, haj. Ulamolar aytadi, agar 6 ta deyish mumkin bo'lsa, 6-sini nima olardi? Amr ma'ruf nahy munkar. 6-chi ustun bo'lsa amr ma'ruf nahy munkar bo'lardi. Endi siz bilan biz namoz o'qib chiroyli chiqib kelyapmiz masjiddan, duoni qilib jamoat bilan juda ham zo'r. Boyagi nojo'y ishni ko'ryapmiz. Indamay o'tib ketyapmizmi? Endi o'sha boyagi nojo'y ishni qilayotganda kasofatiga kelgan baloda biz ham ketaveramiz. Chunki nima qilmadik? Isloh qilmadik. Menga nima dedik? Shu balo bo'lib qoldi bizning oramizda paydo birodarlar. O g'arbda davno shunaqa aytatvaya problema deydi. To'g'rimi? Bunday qaraydi. Satsan eksperiment o'tkazyapti, ko'ryapsizlarmi internetdagi roliklarda. Bir ayolni shu
g'arbdan kelgan bittasida qishki kuni qor magazindan chiqdi-yu, toppat yiqilib tushdi. Rolling olyapti. Odamlar sinayapti. Tuppa tuzi kiyingan odam magazin yiqilib tushdi. O'tib ketaveryapti odamlar. O'tib 5 tasi, 4 tasi, oxiri bir 7-tinchisi borib turib, bunday qilib turib, nima bo'ldi sizga deyapti. O'tgan 7 ta odamdan 6 tasi oxirlab o'tib ketyapti, qaram o'tib ketyapti. Ana birodarlar. O'shunga qarab boradi. Agar biz ham bir-birimiz bilan ishimiz bo'lmasa, bir-birimizni haqqa chaqirib, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmasak, biz ham ahvolimiz shu bo'ladi. Fitna sodir bo'ldi, uni isloq qilishlikda biz ham hissamiz bo'lsin. Ikki og'iz gapirib qo'yaylik. Agar birodar oldiga borish kerak bo'lsa, shu problemani hal qilish uchun borib qo'yaylik. Menga nima demaylik? Chunki sizga ham o'sha muammo kelgan paytda qolganlar nima deb ketadi? Menga nima deydi? Toppa to'g'rida. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ agar menga nima desiz mana shu oyatga siz amal qilmagan bo'lasiz. Xo'p, mana endi keyingi oyatga keldik, 10-oyatga. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة albatta mu'minlar hech shak shubhasiz og'a inidirlar. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة bu oyatni bir qancha bir ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Birinchi ma'nosi bu jumla tarkibi ismidir. Ya'ni mubtado bilan xabardan tashkil topgan. Tarkibi ismi, arab tilini o'qiganlar biladi, sabot va davomiylikni sabot va davomiylikka dalolat qiladi. Agar tarkibi fe'li bo'lsa, hodisaga va uni to'xtaganiga, masalan, falonchi xonaga kirdi desiz, bu tarkibi fe'li. Kirdi, tugadi, bo'ldi. Ammo tarkibi ismi bo'lsa, falonchi uzun desiz, falonchi kecha ham uzun edi, hozir ham uzun, bundan keyin ham uzun bo'ladi. Ya'ni tarkibi ismi shu ma'noni doim shunday bo'lishiga dalolat qiladi. Innamal mu'minuna ikhva tarkibi ismi. Albatta mu'minlar birodar edilar, hozir ham birodarlar va bundan keyin ham birodar bo'lishadi. Innamal mu'minuna ikhva albatta mu'minlar hech shak shubhasiz og'a inidirlar. Ikkinchi ma'nosi mana shu ixva degan so'z tug'ishgan aka ukalarga nisbatan ishlatiladi arab tilida. Ixvatu Yusuf deyiladi mana Yusuf surasida. Yusufning tug'ishganlari. Ya'ni ota-onalari bir bo'lganlar. Otangiz ham, onangiz ham bir ro'parangizda turgan odam bilan. Sizga kim bo'ladi u? Yo akangiz, yo ukangiz, yo opangiz, yo singlingiz. Shu odamni bu meni akam emas deya olmaysiz. Modomiki otangiz ham onangiz ham bir bo'lgandan keyin yo akasiz unga yo ukasiz unga. Nasl sizni ana shu akangiz yoki ukangiz bo'lishga majbur qiladi. Xuddi shunga o'xshab la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan kalima xuddi shu kalimani aytgan boshqa ro'parangizda turgan kishini sizga mana shunday tug'ishgan aka ukadagi maqomga ko'taradi. Innamal mu'minuna ikhva. Hech shak shubha yo'q, mu'minlar bir-biriga birodardirlar. Uchinchi ma'nosi innama ta'kidlashlik uchun kelyapti. Agar Alloh taolo al-mu'minuna ikhva, mu'minlar aka-ukadirlar desa, bu boshqa narsa bo'lar edi. Bu yerda albatta mu'minlar aka-ukadirlar deyapti Alloh taolo. Ta'kid uchun kelyapti. Keyingi xulosamiz ro'paringda turgan musulmon birodaringga o'zingni yaqin his qilmasang, demak sen mu'min emas ekansan. Chunki Alloh taolo mu'minlarni bir-biriga mehrli, muhabbatli qilishini aytgan. Bilasizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilib borganlarida muhojirlar bilan ansorlarni birodar tutuntirdilar sollallohu alayhi vasallam. Va ularning qalblari bir-biriga ulfat bo'ldi. Bu makkalik, bu madinalik, bu kelgindi, bu mahalliy mesni odam degan gap bo'lmadi. Alloh taolo aytadi: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloha allafa baynahum." Ey Muhammad alayhissalom, siz yerdagi bor narsani sarflasangiz ham ularning sahobalaringizni dillarini birlashtira olmagan bo'lar edingiz. Dillar qachon birga bo'ladi? Alloh birga qilsa. Dillar qachon bir-biriga bir mehrli, muhabbatli oshino bo'ladi? Alloh birga qilsa. Qaraylarda. Mana kamandada o'ynayapsiz, shular bilan birsiz. Chunki futbolga o'shgan mandalik.
Endi sizni narigi komandaga sotib olishsa, narigi formani kiyasiz, ular bilan birsiz. Siz faqat futbolkasizni birlashtiryapti. Qalb emas. Mo'minni mo'minga, birodarligi qaysi jamoatga mansubligi bilan emas. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedimi? Meni mana shu mo'min birodarim deb aytadi. Yana qaytarib aytamiz. Ro'parangizda turgan musulmonga nisbatan qalbingizda muhabbat, mehr, uns yo'q ekanmi? Demak, iymoningizda juda ham katta nuqson bor ekan. Chunki Robbimiz aytayapti, innamal mu'minuna ixva. Albatta mu'minlar hech shak shubhasiz og'aynidirlar, birodardirlar. Payg'ambarimiz aytadilar, al mu'minuna ba'duhum li ba'din nasahatun mutawadduna walau ibtadat manaziluhum. Mu'minlar garchi uylari bir-biridan uzoq bo'lsa ham, ya'ni bitta qabiladan bo'lmasa ham, boshqa shahardan bo'lsa ham, bir-biriga nasihatgo'y va mehrlidirlar. Munofiqlar esa garchi uylari bir-biriga yaqin bo'lsa ham, bir-biriga hasadgo'y va bir-birlarini aldovchidirlar. Yana qaytarib aytamiz, mu'minlarning orasida mehr muhabbatni paydo qilishlikka faqat Alloh azza va jalla qodir bo'lgan zotdir. Musulmonlarda o'zining ichiga olgan katta bir doira bor. Kalima keltirdi, shu doiraga kelib qo'shiladi. Bu doirani qoq o'rtasida anbiyolar, rasullar bor. Kishi iymon e'tiqodda sobit bo'lib, taqvoda mustaqim bo'lar ekan, shu markazning o'rtasiga qarab yaqinlashib kelaveradi. Ammo kalima keltirib qo'yib, din bilan, diyonat bilan ishi bo'lmay, ibodat bilan, taqvo bilan ishi bo'lmasa, shu doirani eng chekasida turaveradi. Qancha yuksalar ekanmiz iymonimizda, taqvoimizda, markazga qarab yaqinlashib kelaveramiz va mana shu yaqinlashganimiz sari atrofimizdagi bo'lgan kishilarga nisbatan qalbimizda mehr, uns, muhabbat paydo bo'laveradi. Va illo tashqarida qolib ketamiz. Tashqarida qolib ketamiz. Bitta oyat o'qiymiz, inshaalloh tugatamiz. Mana endi musulmonlar ichida kalima keltirib, taqvoda yurgan, ibodatda yurganlar ham bor. Kalima keltirib qo'yib bepora yurganlar ham bor. Alloh taolo so'rayapti. Astaydu billah. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Mana shu toifalardan qaysinisi xotirjam yashashlikka, xotirjamlikka, omonlikka haqli? Markazga o'taroqqa yaqinroq kelayotganlarmi? Yoki chekaroqda turganlarmi? Alladina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm. Iymon keltirib, o'zlarini iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan kimsalar. Mana shular xotirjamlikka, osoyishtalikka haqli bo'lgan kishilar. Inshaalloh keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz.